Tekin abi. Burada bir iz var. Ne izi Kubi? Lastik izi. Motosiklet lastiği galiba abi. Burada boş bir kovan var. Uzun namlu. Parmak izi bıraktığına iyi oldu Mikail kardeş. Abi kusura bakma da bu kadar profesyonel eylem yapan adamlar eldiven kullanmışlardır herhalde. Vallahi bazı profesyoneller var senin gibi. Elinden namluya sürmüş olabiliyorlar yani. Tekin. Ben anlamıyorum. Bütün reislere buraya. Bu tetikçi niye bir tek Avni'ye sıktı da kaçtı? Hepimiz kabak gibi ortadaydık. Çünkü tetikçi dediğin tetiğe basar defolur gider. İşine yorum katmaz sizin gibi. Yani ona kim denmişse ona sıkar gider. Hazır gelmişken yok birkaç kişiyi daha indireyim demez. Ha enişte. Efendim Tekin'im. Vallahi bir uzun namlulu kovan dışında hiçbir şey yok. Bu sıkmış motoruna binip gitmiş. Anlaşıldı Tekin'im. Ben dayılara iletiyorum. Dayı. Duyduk enişte duyduk. Hatta enişte demişken belli ki içimizden birisi boş boğazlık etti. Ne konuda İlyas'ım? Burada olacağımızı, Avni'ye tuzak kuracağımızı birine söylemek gibi. Bizim dışarıyla bir bağlantımız yok amca. Belli ki Avni'yi buraya gönderenler tedbirini de almışlar. Öyle olsaydı tek kurşun sıkıp gitmezlerdi. Herkese sıkarlardı. O da doğru. Şimdi Façalılar evden geliyordu. Onlardan bir şey çıkmaz. Ben Fatça'ya hiçbir şey söylemedim. Çünkü zaten sen de biliyorsun. Arabada seninle Hızır Ali'nin söz mevzusunu konuşurken öğrendim buraya geldiğimizi. O nereden çıktı? Ya kuzen fırsat olmadı. Ben seninle detayları daha sonra paylaşırım. Çok daha sonra paylaşman gerekirse paylaşırsın yeğen. Adam elimizdeydi elimizde. Tava gelmişti. İsim söylemek üzereydi. Ne oldu? Bir tane boş boğazın yüzünden adam elimizden uçtu gitti. Galiba o boş boğaz benim İlyas. Hiç kimse kimseyle bir şeyi paylaşmamışken ben konuşmuşum. Kimi öttün dayı? Şey yani sen kime ne söylemiş olabilirsin ki? Abi Bahar'a bir şey söyledim deme. Aslında tam olarak detay vermedim ama burada olduğumu biliyordu. Yani bir şeyin peşinde olduğumu biliyordu. Yani abi bu bilgiyi neden paylaştığını tam olarak öğrenebilir miyim? Açık sözlüyüm diyelim İlyas. Test etmek için mi söyledin amca? Maksadım bu değildi. Ama içime kurt düşürdünüz. Hele şükür. Biraz geç düştü ama hiç yoktan iyidir. Şimdi bak Bahar Yavuz'a, Yavuz Korkmazlar'a, Cihan'a ya da o Avni denilen itin şebekesine. Evet abi ne yapıyoruz? Yani senin yapman gereken ama yapmak istemediğin bir emrin, bir talimatın var mı otelle ilgili? Sen gönül rahatlığıyla evine dönebilirsin. Ben bizzat ilgilenirim konuyla. Sen müşteri ol yani. Kalkın gidin lan evinize. Konu benim konumsa sizi ilgilendirmez. Yapmam gereken bir şey varsa ben icabına bakarım. Ne oldu abi? Az önce içine düşen kurt öldü mü yani? İlyas. Tamam abi tamam. Yürün lan.
Bahar benim ajanım diyordun. Çift taraflı mı çıktı diyorsun amca? Bilmiyorum da. Bilmiyorum. Sıktın mı zırhı? Biri bana zırhı sıkmam gerektiğini söylemedi. Ne demek söylemedi? Bana verilen talimat Avni'yi öldürmemdi. O FETÖ var ya, tam bir su boş. Ne diye oyun oynuyorsun? Bitirsene şu işi. Hepsini düşürmüşsün hazır. Sık işte Hızır'a, Alparslan'a, İlyas'a. O işler öyle olmuyor canım. Nasıl oluyormuş canım? Amacımız Çakır Beylilerin kökünü kazımak değil. Onları etkisiz hale getirip kurdukları sistemi ele geçirmek. Vay. Ne kadar açgözlüymüş bu Fethi abin. Fethi abim. Hı-hı. Senin neyin? İş ortağım, sponsorum, manevi destekçim. Bir maneviyatım var yani. Seninle beni bir araya getiren şeye nasıl inanmayayım? Ne yapıyor senin panda? Ne yapsın? Aynı. Bak sırf senin hatırına o Behzat ayısına yürümüyorum. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Hı-hı. İlyas gelmeseydi adam ölecekti. Sırf bana kıskançlığından Behzat'ı harcıyordun. Bize hepsi lazım. Bunca emeği, bunca zamanı sana harcak mı? Tamam. Tamam. Operasyonu sen yönetiyorsan biz neyiz fıstık? Sen benim erkeğimsin. Ayrıca operasyonu ne sen, ne ben, ne de baban. Hiçbirimiz yönetmiyoruz. Neye göre yönetmiyoruz? Zaten biz varız. Ya bir talimatımızla Avni köpeği öldü. Yani
Sahiden konuşacak mıydı o? Konuşacaktı. Hazırım konuşturmayacağı kimseyi tanımadım daha. Ama ben bir tek kişiye konuşurum. O da sensin. Ya. Yaman bir dur. Efendim. Teşekkür ederim. Parmak izlerini dosyaya kaydetmeyin. Geliyorum. 20 dakikaya oradayım. Nereye göre 20 dakikaya oradasın? Orası neresi? Sana güzel bir haberim var. Tipi Rafet'i öldürmüş. Yemin et. Kim diyor? Tipi Rafet'i evinde boğmuş. İçeride adamım var. Tipinin parmak izlerini bulmuşlar olay yerinde. Gidip ortadan kaldırayım da siz de tipi masanızda öldürün. Bu muhteşem bir haber. Bu tipi var ya, hakikaten adammış. Evet. Aslında bu yaptığıyla beni de kurtarmış oldu. Avni işine karışmayayım. Açığa çıkarım dediysem de Fethi abiye, nafile. En azından şimdi bu tipinin dosyasıyla uğraşırsam dikkatleri üstümden çekerim. Bak Ebru. O ceylan akıllı karı. Atladın, patlayacaksın. Kendini biraz geri çek. Tetikçim yok. Yaptırsınlar başka birine. Canım mesele tetikçi meselesi falan değil. Ben son anda durumu Behzat'tan öğrenmeseydim... o kimsesiz Doğan'ın mekanında adam düşüreceklerini... önce benim, sonra sizin ipinizi çekeceklerdi. Tamam. Anladım da... sen de şunu anlamalısın. Kendi önüne bir hedef koymalısın. Yoksa hedef sen olursun. Kim Yaman? İçeride birini arıyorlar. Kim hedef seçeyim? Bahar. Madem kendi geleceğini planladın Didemciğim, bir bak bakalım benle Hızır abine neler olacak. E hadi gündüz niyetine. Ne oldu? Yok bir şey abla. Ben zaten gece gece bakmayı sevmiyorum. Aa. Su gibi aksın gitsin sıkıntılar. Kötü bir şey mi gördün Didem söyle? Aslında evet. Ay, öldürecek misin sen beni meraktan? Ne gördün? Annem ölmeden önce de böyle bir şey görmüştüm. O yüzden bakmak istemedim. Allah Allah. Hakan, bir tip abiye bak bakalım. Uyanmış mı? Aşağıdan sesler geliyor abi. Belli ki uyanmış.
Ya Hakan bak diyorsan bak, ahbaplık etme kardeşim. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk kızım. Tipi abi odasında yok abi. Tipi aşağıda mı kızım? Yok, odasında uyuyordu. Odasında da yok, lavaboda da yok abi. Bahçeye mahçeye mi çıktı acaba? Şu çağır bakayım Selçuk'u bana sen. Vallahi biz bir iki saattir aşağıdayız. Hiçbir ses duymadık. Tipi nerede oğlum? Dayı, arabanın anahtarını alıp çıktı. Ne yaptı, ne yaptı? Kimseye bir şey söyleme. Yoksa seni öldürürüm deyip gitti. Sen de yaşamak için hiçbir şey söylemedin, öyle mi? Behzat abi, o anda ne yapacağımı bilemedim. Al götür şunu, gözüm görmesin. Ne bakıyorsun Hakan, götür. Tipi abi nereye gitmiş olabilir ki Haşmet abi? Ölmeye gitmiştir, ölmeye. O kadar da ilaç koymuştum. Hem meyve suyuna hem sandviçine. Yani o halde bir yere gidebilmesinin imkanı yok. Demek ki bir şey yiyip içmemiş kızım. Yani bu evde bir kere size bir şey emanet ettik. Ya buluşup dedikodu yapacak bugünü mü buldunuz yani? Ya vır vır yapma Behzat. Şu Rafet'i ara. Cevap vermezse tipinin nereye gittiğini anlarız. Ceren abla maalesef Avni tam konuşacakken uzaktan dürbünlü tüfekle beyni dağıtıldı. Sizin orada olduğunuzu kimler biliyordu? Bilenlerin hepsi oradaydı zaten anne. Ama tek bir kişi hariç. Bahar. Bahar nereden biliyor? Dayı söylemiş. Niye? Ahbaplık etmeye herhalde Ceren abla, ne bileyim niye? Ya bir insan herhangi biriyle ben operasyona gidiyorum, İşte şu 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 adamı tuzağa düşüreceğim gibi bilgileri niye paylaşır ben anlamam ya. Bunu onu denemek için mi söylemiş, ben onu anlamaya çalışıyorum. Ya her ne için söylediyse söyledi anneciğim. Belli ki kız duyduklarını birbirine aktarıyor. Eğer bundan eminsek bu iyi bir şey. Ne açıdan yenge? Hainin içimizde olmadığını anlamak açısından enişte. Ya başka kim olacak ki? Söyle Behzat. İlyas, bir sorunumuz var. Bizim bir sürü sorunumuz var Behzat. Hangisinden bahsediyorsun? Hayda. Benim güzel kızım çok mu büyümüş? Çok mu büyümüş? Maşallah.
Maşallah. Emine abla, ben abimle konuşacağım. Ama bence bu Hızır Ali ile Didem konusuna sen de mani ol. Ömürcüğüm, sen de her şey olmuş bitmiş gibi davranıyorsun. Dur bakalım, belki başlamadan bitecek. Ömür, yani bu konuya tam olarak niye karşı olduğunu söyler misin? Yani Hızır Ali'den ötürü mü, Didem'den ötürü mü? Kendimden ötürü abla. İki gün sonra araları bozulacak, Ömür düzelt. Kavga edecekler, Ömür araya gir. Daha dün arkadaşım Bahar yüzünden Ceylan ablayla aram bozuldu. İstemiyorum ben İlyas'la ya da sizlerle aram bozulsun. Yani neticede Didem benim yeğenim. Belki de mutlu olurlar Ömür. Bak Hızır Ali, Hızır gibi, İlyas gibi bir adam değil. Mülayim bir çocuk. Bence de çok iyi anlaşırlar. İkisinin de ayrı bir dünyaları var. Zaten kimseyi takacaklarını da zannetmiyorum. Allah kabul etsin Hayri Hatun. Amin. Emine Hanım, keşke gelirken Didem'i de getirseydim. Didem'le Bahar birlikteymiş evde. O yüzden Emine ablam da kaçmış buraya gelmiş. O karıyı niye eve almışsın? Hızır aldı yetmedi. Haşmet Didem'i alsın istiyorsun. Yok artık, daha neler. Gitmiştir artık herhalde. Gitmediyse de gitsin. Hadi artık bana müsaade. Kerem. Tipi kalkar malkar. Bir ters tık olmaz. Otur, otur Emine Hanım. Ben de tam kalkıyordum Ceylan. Haşmet Bey ile Behzat da geliyorlar. Sebep? Bir şey mi oldu? Tipi evden çıkmış. Nereye çıkmış? Rafet'e gitmiş belli ki Emine abla. Kim söyledi enişte? Behzatlar. O halde nasıl çıkmış? Nasıl gitmiş bu adam? Verdiğiniz şeyleri yememiş, dolaba saklamış Emine abla. Ah benim başıma gelen. Abi, Rafet'in telefonu cevap vermiyor. Yani büyük ihtimalle sen anladın. Anladım İlyas, anladım. Tamam. De, şimdi bu Emine ablanın tipinin başında olması gerekirken bizim evde ne işi var? Senin o Bahar'la oğlunun sözlüsü dedikodu yapacaklar diye Emine ablayı evden göndermişler. Bak. Tamam İlyas, kapat, kapat. Abi kapatıp ne yapayım yani, ne yapayım? Adam ortalarda yok. Gidip kendini bir yerden aşağı mı attı, canına mı kıydı? Gideyim nerede arayayım yani, ölüsünü ya da dirisini? Adamın telefonu yanında da değil ki takip ettirelim abi. Ben bulurum arkadaşımın ölüsünü ya da dirisini, tamam? İyi abi, bulunca bana haber verirsen çok sevinirim. Gerçi bulunca da sonuç fazla değişmeyecek. Ne yapacağız yani, ne halt edeceğiz hiç bilmiyorum. Hadi diyelim adam ölmedi. Ne diyeceğiz? İyi ki ölmemişsin. Biz zaten seni masada öldürecektik mi diyeceğiz yani? Ne diyeceğiz? Ne diyeceksek diyeceğiz de bunu telefonda demeyeceğiz İlyas. Ha? Kapat da kapat. Yani her şey benim yüzümden olmuş gibi konuşuluyor ama ben Tipi abinin evde olduğunu bile bilmiyordum. Ama benim nerede olduğumu biliyordun değil mi? Söylemiştin. Bir arkadaşının yerine gidip Alparslan'la görüşeceğim diye. Ne oldu ki? Peki bunu birine söylemiş olma ihtimalin var mı Bahar? Herhangi birine? Hiç kimseye söylemedim. Emin misin? Sen bana güvenini mi yitirdin? Sadece soruyorum. Şimdi ben bunu önemsemeden sana anlattım. Sen de önemsemeden başka birine anlatmış olabilirsin. Yoksa sana güvenimi yitirdiğimden falan değil.
Hiç kimseye söylemedim. Ben seninle konuştuklarımızı kimseyle paylaşmıyorum. Hislerimi paylaştığım insanlar vardır. Ama konuştuklarımızı değil. İlyas'ın da dediği gibi canına kıyma ihtimali var mı tipi abinin? Zaten kendini öldürtmek için yaptı yapacağını. Niye kendini öldürsün? Onun kafası başka bir kafa. Kendini öldürürse cehenneme gidecek ki. O zaman da gönülle kavuşamayacak. Üzerindeyim. Ama yarın gece altındayım. Ben geldim. Kılavuzun göregi yok.
Azrail'in gelir kendige, ne ağadır ne efendige, sahil günler tükendige, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinde kan, emir bir nefeslerinde, bak feleğin çemberinde kan, yolun sonu görünüyor. Yaman bizzat operasyonun başında durmaya mı gitti Hamdi baba? Ben nereden bileyim Yavuz? Çapkınlığa gitmiştir abi. Çapkınlığın sırası mı Selman? Biz burada Avni Alparslan'ı öldürdü mü ne yaptı diye dokuz doğuruyoruz. Dokuz doğurmak için de, bir tane doğurmak için de çapkınlık şarttır Yavuz. Peki sırası mı Hamdi baba? Selman abi seninle dalga geçiyor Yavuz abi. Ne çapkınlığı. Herkese merhaba. Yemek yediniz mi? Yedik abi. Hazırlayayım bir şeyler. İyi olur koçum. Yavuz da sen yokken doğuruyordu. Ne? Dokuz doğuruyordu. İtler gibi. Hamdi'den bir haber var mı onu merak ettim. Sen de yoksun burada. Dedim beraber misiniz acaba? Avni ölmüş. Nasıl ölmüş? Hızırlar tuzak kurmuşlar. Gebersin. Suboş. Ben anlamıyorum ki. Siz niye sanki Alparslan ölmüş gibi konuşuyorsunuz? Bir şey daha söyleyeyim de sen de mutlu ol. Tipi Rafet'i öldürmüş. Gerçekten mi? Eyvallah. Masadan iki kişi daha eksildi yani. Aynen öyle. Kendisini de mi öldürmüş? Bir nevi öyle. Ne demek o? Kendini öldürmediyse de masa üyesini öldürdüğü için yarın toplantıda infaz edilecek. İlyas tarafından. Oylama olursa peki? Oylamaya gerek yok. Ben gideyim. Cihan abiye bir haber vereyim o zaman. Seko. Gece bunun telefonunu çal da kimleri arıyor, ediyor. Bakıp öğrenelim. Tamam Hamdi baba. Hadi. Baba sen de taktın şu Yavuz'a. Adam bütün gün burnumuzun dibinde. Ne gizli bir iş olacak ki? Bu Yavuz'dan her şey beklenir. Babasını öldürten adam. Var gerisini sen hesap et Yaman.
Ya bu kendi canına kıyar diye endişe ediyorum. Yoksa o hain Rafet ölmüş ölmemiş benim umurumda mı? Yani canına kıyacak olsa orada canına kıyardı zaten. E o zaman nerede Haşmet? Eve mi gitsek? Belki oraya gelir. Ya Dido haber verecek abla. Tipe abi gelirse tabii. Hızır ne dedi İlyas? Ben tipiyi bulurum, siz merak etmeyin dedi abi. Ceylan abla, acaba Ebru'dan mı rica etsek? Mobesa'dır, kamera kayıtlarıdır. Belki araç plakasından bulabilirler ha? Aradım ama ulaşamadım Ebru'ya. Hakikaten o nerede acaba? Evden seninle çıkmamış mı Demin abla? Biz Didem'le biraz konuşacağız, sonra geleceğim demişti. Allah Allah. Ebru sizin nereye gittiğinizi, kiminle görüşeceğinizi biliyor muydu? Yani Hızır abiyle buluşacağımızdan haberi vardı. Da niye sordun abla? Yok, öyle merak ettim. Bu konuyla ilgili konuşmadık da Ebru'yla. Avni'nin oraya geleceğini o biliyor muydu diye. Avni'nin dosyasını getiren Ebru'ydu ya anne. Ara ara. Biz abime kalırsak tipi abiyi bulamayacağız. Ara bir sor bakalım neredeymiş Ebru. Kapalı. Allah Allah. Abla, olanlardan haberin var mı? Var Hakan. Var. Sorsaydın ya Hakan, tipi abi nerede onu biliyor mu? İçeridekiler önce bir öğrensin de sonra Hakan benden önce nereden biliyordu olmasın. Ya sen neredesin Ebru? Telefonun da kapalı. Şarjım bitmiş Behzat. E o kadar konuşursan biter tabii. Tipi abiyle ilgili görüşmeler yapıyordum. Rafet'in evinden geliyorum. Otur, otur. Olay yerinde parmak izi bırakmış. Olanları öğrenince hemen oraya geçtim. Ama çok şükür ki kayda geçirilmeden hallettik. Her gün evine girip çıkan bir adam. Yani parmak izi olsa ne olur, olmasa ne olur? Evin içinde değil enişte. Boynunda ve her yerde. Ayrıca bir de giriş çıkış yaparkenki kamera kayıtlarını da sildirdik. Allah senden razı olsun Ebru. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Neyse. Cezaevinden yırttı. Bakalım kefeni nasıl yırtacak? Ya şimdi söylediğin laf mı senin Mesut? Ya abi ben tipi abi açısından söylemedim. İlyas'ın durumu çok zor. Adam lider olduğundan beri başına gelmeyen kalmadı. Sayende. Behzat. Sayenizde abi. Lider yapmanız çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Konunun sende ne alakası var şimdi İlyas? Şimdi yok abi. Ama yarın olur. Haşmet. Tipi eski eve gitmiş olmasın? Bir sordurayım istiyorsan. Kalk kalk. Biz gidelim. Bir uğrayalım, oradan eve geçeriz. Olur Emine, kalkalım. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi Ebru. Sen olmasan arkamızı toplayan yok. İyi ki varsın. Ben de gideyim bunlarla. Sen burada mısın yoksa geleceğim mi? Ben biraz tipi abiyi araştırayım.
İyi bir haber alırsan ilk bana verirsin. Müjdeli haberi alırsam ilk Emine ablaya söylerim. Kötü haber alırsam ilk sana söylerim. Yani tabii Allah korusun da eğer öyle bir haber alırsan ilk abimi ara. Neticede kocası. Ne söyleyecekse o söylesin. Görüşürüz o zaman. Behzat. Bir gelsene. Ne var Ömür? Otur. Uşağım. Sen bu işi niye uzatıyorsun? Hangi işi Hayri anne? Ebru diyorum. Bu kız. Hep size yardım edeyim. Sen niye ona yardım etmeyorsun? Niçin almıyorsun onun nikahını? Bak Behzat. Ben sana normalde karışmam. Ama annem bu konuda haklı. Ebru gibisini bulamaz. Ya. Ömür ben zaten Ebru'yu bulmuşum. Yani niye arayayım? E uzatma diyor işte teyzem de. Yakışıyorsunuz da birbirinize. Hem biz de seviyoruz. Evimizin kızı yani. Ya tamam. Tamam ben de seviyorum. Seviyorum da. Hani yani şimdi bir düğünü kaldıracak bir durumda değiliz yani. Tipi abiyi kastediyorsan tabii ki o konu bittikten sonra diyor annem. Ya bizde konu biter mi? Bizde konu bitmez. Bugün Tipi abi, yarın Hızır abi, öbür gün Haşmet abi. İşte biz de bu yüzden diyoruz. Sizde konu bitmez. En azından düzgün bir insanla yuva mı kursan? Ha? Tamam. Tamam, şu Tipi abiyi bir bulalım. Tamam mı? Bir kurtaralım. Ondan sonra söz. Bak, sözünü almışım. Tamamdır. Sana demiştim Haşmet.
Tipi bu ihaneti kaldıramaz. O Rafet'i öldürür. Kendini de öldürür. Yani ne diyebilirim ki Emine? İhanet kaldırılabilir bir şey değil. Ben bu yüzden kendi çocuğumun canına kıydım. Şimdi tipiye ne diyeyim ya? Allah'ından bul diyeyim. Cehenneme kadar yolum var diyeyim. Bir haini yakacağız diye kendinizi de bizi de yakmayın. Var mı bir haber? Hızır abi tipi abiyi bulmuş. Neredeymiş? İyi miymiş? Rahmetli Gönül yengenin kabristanındaymış. Muhtemelen geceyi orada geçirdi. Ben bunu nasıl düşünebilirim? Ah benim deli kardeşim. Ah benim deli kardeşim. Günaydın Adaş. Günaydın tipi. Soğuk güzelmiş. Ben bunca zaman niye kaçmışım ki soğuktan? İyi geldi. Dünya sana güzel tipi. Dünya size güzel olsun. Ben bu dünyanın insanı değilim. Bak, hala toprağın üstündesin. Yani gayet de bu dünyanın insanısın hala. Şimdilik. İlyas toplantıyı öğlen alırsa. İkindiye yetişirim. La havle ve la kuvvete. Hadi tipi gidelim. Herkes seni merak etti. Doğru diyorsun. Vedalaşmadan, helalleşmeden gitmek olmaz. Doğru. Ya.
Ya sana hakkımı helal etmezsem? O da senin ayıbın olur. Nereye gidiyoruz Hızır? Ablana da ablana. Meraktan öldü kadıncağız. Bir üstünü başını değiştir. Kendine gel. Direkt size gidelim Hızır. Ablam da oraya gelsin. İlyas'la şu toplantı işini konuşalım. Onlar gelmeden. Olur, bize gidelim. Günaydın dadaşlar. Günaydın abi. Günaydın. Sen Meryem bacımla arada bir gidip yatıyor musun Hızır? Yok. Doğru. Sen evlisin. Meryem bacım seni kabul etmez. Emine abla, ben de sizinle gelebilir miyim? Gel kızım, gel. İki dakika oturun siz. Diyeceklerim var. Sizin bu masanızda bu iş konuşulacak mı? Abla, konuşulacak pek fazla bir şey yok. Masada birini öldürmenin yaptırımı belli. Ama aslında bir çıkar yol var diye düşünüyor abim. Neymiş Haşmet? Bu dün konuşturduğumuz adam, Rafet tipiden yıllardır para çalıyormuş dedi. Yani masa üyesinden çalarsan bu masaya ihanet sayılır. Bu durumda hani bir yaptırma olur da cezası ölüm olmaz diye tırmalayacağız açıkçası. Yalnız senin de bildiğin gibi masada ezici bir çoğunluğumuz yok abla. O masada eğer kardeşimi öldürürseniz bilin ki burada da bacı söyleyecek. Daha da size diyecek bir lafım yok. Hadi kalk Emine. Yani bir hal çaresi bulunacak elbet. Gidelim tipi görelim. Hızır'la konuşalım. Gerisi Allah kerim. Sen nereye? Emine ablayı yalnız bırakmayayım dedim amca. O orada yalnız falan değil. Çevresinde bir sürü insan var. Otur oturduğun yerde. İyi. Burası daha güvenli diyorsan, yani sizin yanınızda olmaktan, ben burada bir başıma otururum. Bana bak. O evde Ömür'ün yanından bir an olsun kıpırdadığını, kalktığını görürsem çok farklı bir yüzümü görürsün. Düşünme. Tamam amca. Thank you.
Fe abi, hoş geldin. İyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım İlyas. Sabaha kadar gönülleydim. İyi yapmışsın abi, iyi yapmışsın. Ne zamandır uğramıyordun zaten Gönül yenge. Aynen İlyas. O da beni özlemiş biliyor musun? Artık gel diyor. Şu haline bak. Geç içeri geç. Bu halinle seni ne bu dünyada ne öbür dünyada özleyen hiç kimseyi bulamazsın. Tipi ha. Hadi gel, senin için hamamı hazırlattım. Girersin böyle sıcak sıcak, mis gibi. Hem üstünü başını da temizleriz. Çok iyi fikir enişte. Gitmeden şöyle son bir kez kemiklerim ısınsın. Hadi buyur. Sigorta attı gene abi. Kendini öldürmenin peşinde işte de. Anan nerede? Ebru ile yukarıdalar. İyi hadi girin içeri. Geçmiş olsun. Kabristan'da mıymış? Evet. Nasıl Tipi abinin durumu? Bu Tipi'yi buralardan kaçırmamız lazım. Adli konuda bir sıkıntı yok. Onu hallettim Hızır abi. Adli sıkıntı yok da akli sıkıntı var Ebru. Bütün derdi masada İlyas'a kendini öldürtmek. Bana. Herkesin kastı bana. Alparslan'ın ölümünü oyla. Tipi abiyi öldür. Sonra abi sıradaki kim? Sıradaki Bahar gibi görünüyor. Olur. İlk sırayı alalım diye dedim dün gece de abime. Tabii beklediğim cevap gelmedi. Anladığım kadarıyla burada hakkındaki her şey konuşulmuş. Peki buna dair bir fikir geliştirdiniz mi? Yoksa dedikodu üzerinden bir insan avına çıkacaksınız. Hızır, nedenini sebebini sormuyoruz. Sen bu Bahar'a bir şeyler anlatmışsın. O da gidip birilerine söylemiş. Senin planın suya düşmüş. Yani iyi niyetli, kötü niyetli fark etmez. Bizim konumuz bu değil. Burada herkesin hemfikir olduğu tek şey var. İçimizde bir hain var. Her ne kadar bizim içimizde olmasa da bu Bahar gibi gözüküyor. Sen de böyle düşünüyorsun. Açıkçası dünkü olay olmasaydı aradığımız hain profiline uymuyordu Bahar. Emin olmak için başka bir test daha yapalım derseniz onu da siz bilirsiniz. Bu Bahar abisine geçmiş olsuna gitmişti ya. O şoförüyle birlikte yanında Suat'la Mikael yollamışsın. Yani biz Korkmazlar'ın saklandığı yeri biliyoruz. Adamlar saklanmıyorlar yeğenim. Adamlar masamızda oturuyorlar. Alparslan'dan saklanıyorlar ya, onu diyor yeğeni. Bunu yaparsam Alparslan'ı onların üstüne ben sürmüş olurum. Bu da İlyas'ı masada bitirir. Alparslan Yamanların değil, babasının üstüne giderse durum farklı olmaz mı? Ne fark eder ki? Kimden duymuş olacaklar abimin şoföründen korumasından? Yani aynı şey. Abim belki bunu da ağzından kaçırır Bahar'a. Kaçırmam. Direkt gider söylerim. Hamdi'yi alacağım. Ya da Alparslan'ı aldıracağım derim. Alparslan'ı tuzağa mı iteceğiz abi? Çünkü o kız bu haberi verir. Bahar, bu haberi dediğiniz gibi ikili oynayıp gider Korkmazlar'a söylerse ölür. Alparslan'a gelince söyle ona tedbirli olsun. Bu tuzak olabilir. Ben oraya gitmeden içeriye girmesin.
Bir dakika, bir dakika. Abi sen dahil olunca hani ucu bana dokunuyor ya masada. İlyas, oraya gidip gözlerinin içine bakmayacağım. Bahar hain çıkmazsa tipi yaşatabilmek için Hamdi elimizde koz olur. Daha önce babasına kıyamamıştı hatırlarsanız. Senin yeğenin de Hamdi'yi hiçbir türlü yaşatmaz. Anladın mı şimdi niye gitmek istediğimi? Anladım abi. İyi plan. Bu kadar kişi arasında kalacak. Sadece sen geçen günkü gibi gideceksin. Bahar'a rahat rahat anlatacaksın. Kahvaltı yapmıyor musunuz? Biz her sabah yapıyoruz. Sen bırakmıştın en son. Yeniden başladım. Ben o zaman aşağı inip haber vereyim. Hazırlayalım biz rahat. Sağ ol Ebru. Sen olmasan bunlar adamı aç bırakır aç. Mineciğim, Hızır abi kahvaltıya kalacakmış. E süper, abim nerede geliyor? Ne oldu? Acıkmış mı beyimiz? Yok Atcan. Şimdi Bahar hain çıkınca dayı geri vites yaptı. Hain derken? Anlamıyor, anlamıyor. Onun anlamadığı tek şey bu ağza fermuar çekme işareti. Kesin mi enişte? Söyle fıstık. Güzel haberlerim var. Bahar hedefte. Nasıl oldu bu iş? Kendinden oldu. Hızır siz masadayken yaşadığınız yeri Alp Aslan'la basıp babanı alacağını Bahar'a söyleyecek. Bahar Yavuz'a konuşuyor zannediyorlar yani. Aynen öyle. Bahar'ı konuştururlarsa bir şey söylemediği ortaya çıkar. Yani sen ortaya çıkarsın diyorum. İyi eğitilmiş insanlar konuşmaz bilirsin. Ben gerekeni yapacağım. Ceylan'ın Bahar'a sıkmamız için ikna edeceğim. Edemezsen onu da hallet. Biz de burada Hızır'la Alp Aslan'ı indiririz. Bununla ilgili onay alman lazım Yaman. O iş bende. Tamam. Akşam konuşuruz. Konuşalım fıstık. Sabah akşam konuşalım. Korkuttun beni Tipi abi. Ne haber Ebru? İyi Tipi abi. Sen nasılsın? İyiyim. Kimle konuşuyordun? Seninle ilgili bir takım işler vardı. Onlar hakkında. Ne gibi? Rafet evde izler kalmış. Onlarla ilgili. Sağ ol Ebru, hiç gerek yok. Zahmet etme yani. Olur mu öyle şey abi? Ebru, ben gizli saklı bir şey yapmadım.
Gizli saklı yapılan şeyleri de hiç sevmem. Oy. Aferin lan. Şanslı it. Eğer 2-1 atamazsan bu iş Mars'a gider Hamdi baba. Ulan Seko, en tehlikeli hırsız, hırsızı soyandır. Babana mı soyacaksın lan it? E sen hep babanı bile soyacaksın diyordun. Ama Hamdi baba, seninki şans değil. Bayağı zar tutuyorsun. Şans çalmak için değil. Yakalanmamak için lazımdır. Tabii ki tutacağım. Sana mı yenileceğim lan? Seko, ikile. Abi az müsaade et. Şu kadar kaldı babayı yutmaya. Çay kahve bir şey ister misin abi? Yok. Bir haber mi var? Çok büyük haber var baba. FETÖ'yü ikna edersen bu gece biz masada tipiyi öldürürken sen de burada Hızır'la Alparslan'ı öldürebilirsin. Senin kuş mu diyor bunları? Aynen. İhaleyi Bahar'ın üzerine yıkacak. Hatta o da Bahar'la Ceylan'ı vuracak. Oğlum, senin hiç mi ayarın yok? Tipi öldürteceksin işte. Neyine yetmiyor? Sen bilirsin baba. Yani bu fırsat bir daha ele geçmez diye diyorum. FETÖ bu işe olur demez. Baba, onlar hiçbir şeye olur demiyor. Olduktan sonra da biz zaten böyle uygun görmüştük diyorlar. Kazanan kimse onun yanındalar. Alparslan'la Hızır buraya beni öldürmeye mi geleceklermiş? Evet. O Yavuz Yiğit'ine söyleyecek misin bacısını öldüreceklerini? Yok baba. Onu da sonra intikam için başka bir şeye kullanırız. Aferin Yaman. Ez. Herkesi ez. Dalını, budağını kes. Sen bu dünyayı bana zindan etmeye mi geldin kardeşim? Geldim. Gidiyorum abla. Boş boş konuşma. Gidiyormuş. Yeter bize ettiğin. Nereye gidiyormuşsun? Abla. Bak. Ne görüyorsun? He? Herkes sevdiğiyle beraber. Değil mi? İnsanın sevdiği bir kişi olacak diye bir şart yoktur. Benim sevdiğim rahmetli olalı çok oldu. Ama geriye de bir sürü sevdiğim vardır. İşte o yüzden ben kalıyorum bu dünyada. Yoksa ben de senin gibi heveslisi değilim. Baş tacısın ana. Burada da, orada da. Ama yapacak bir şey yok. Neticede oturduğumuz masa buradaki gibi kahvaltı masası değil. Kuralları var, kaideleri var.
uymayanlara yaptırımları var. Masa üyesi masada öldürülür. Dışarıda bu işi yapan oylanmaksızın infaz edilir. La havle ve la kuvvete. Kim koymuş bu kuralları kardeşim? Rahmetliler. Abisiyle Ünal. Tipi şimdi normalde söylediğin doğru. Ama bu Rafet senin paranı çalmış. Yani sana ihanet etmiş. Sana ihanet eden de herkese ihanet etmiş sayılır o masada. Ben para için adam öldürecek karakterde bir insan mıyım? Çalsın, ne yapalım? Ne demek çalsın, ne yapayım? Çaldı, yakaladın, öldürdün, bu kadar basit. Çalıyordu Haşmet, bunu da her zaman biliyordum. Ama bu konuda onunla hiç yüz göz olmadım. Niye? Rahat çalsın diye. Benim Rafet'i öldürme sebebim tamamen keyfi. Ne demek tamamen keyfi Tipi abi? Canım. Birini boğmak istiyordu. İlyas. En yakın arkadaşımı seçtim. Gittim onu boğdum. Rafet senin nereden en yakın arkadaşın lan? Ha? Bunun için çok şanslısın Hızır. Dün gece sana da gelebilirdim. Ama bu gece bu iş bitmezse sana söz, sana geliyorum. Sonuçta en yakın arkadaşım sensin. Mezarlık iti gibi gezeceğine arkadaşının yanına gitseydin. Efendi efendi konuşup dertleşseydin. Bizim başımıza neler geldi, ne yapacağız diye. Canı adam boğmak istemiş. Allah senin canını. Alacak abla, alacak, merak etme, alacak. Tipi abi, İlyas'ı ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın? Liderlik etmek zordur Ömür bacım. Böyle böyle lider ortaya çıkar. Yerin dibine batsın o liderlik. Sevdiklerine kıyacaksın. Neymiş? Lidermiş. İlyas ayrıl o liderlikten. Hızır gitsin otursun. Ne yapıyorsa gitsin o yapsın. Bu öyle istifa edilebilen bir makam değil Hatice abla. Hele hele bu kadar kritik bir dönemde. Kontrol elimizden tamamen kaçmışken. Bence Tipi de Alparslan'ın yanında olsun bir süre. Bu kararlılıkla toplantıya giderse sonuç belli. Vallahi en güzelini sen söyledin Ceylan abla. Yoksa biz bu Tipi abiyi susturamayacağız. Hakikaten Hızır. Şahin ağa da Alparslan'ın yanındaymış madem. Gidip bir göreyim. Toplantıdan önce helalleşeyim. Olur Tipi. Hızır Ali de seninle gelsin. Hem belki toplantıyı iptal eder İlyas. Sen de yarına kadar Şahin Ağa ile Alparslan'la hasret giderirsin. O kadar uzun boylu sarılacak değiliz. Dadaş. İlyas. Akşama toplantıyı yetiştirelim. Olur abi, olur. Haber veririz. Tipi ağa, bak önümüzde çok daha güzel günler var. Ne gibi enişte? İçimizde yuva kuracak olanlar var. Sen kimi kastediyorsun enişte? Sizi diyor Behzat. Ebru ile seni. Ha. Yani sen burada kalmaya karar verirsen hani bir yuva kurarız senin için. Senin için derken? Yani acil lazımsa diye dedim Ebru. Yoksa seninle benim niyetimiz belli. Öyle mi? Benim haberim yoktu da. Ha, doğru. Sana söylemeyi unuttum. Biz evleniyoruz.
Ben hallettim o işi. Senin halletmediğin bir iş kaldı mı hanım? Kaldı. Birkaç iş daha vardır. Onları da halledip tipi gibi ben de giderim. Bak tipi, anam diyor ki benim birkaç işim daha var. Onları halledeyim, tipi beklesin. Ondan sonra öbür tarafa beraber gideriz artık diyor. Çok isterdim anacığım. Ama kural kuraldır. Yoksa Dido ile Hızır Ali'nin mutlu günlerinde yanlarında olmayı çok isterdim. Yok Tipi abi, sen git. Yani yolcu yolunda gerek. Hani boşu boşuna bekleme diye diyorum. Niye Behzat abi? Bir yanlışın mı var? Allah için Hızır Ali. Bugüne kadar bir yanlışını görmedim. Görmek de istemem. Açıkçası ben düğünümde Tipi abiyle amcamın nikah şahitlerim olmasını isterim. 5-10 sene sonra olur. İnşallah kızım. Ömrün yaşına gel, seni de evlendiririz. Değil mi kızım? Tabii öyle bir ömrü olursa. Dido. Kimseyi takma kafana kızım. Gönül uğruna yaşanacak ve ölünecek tek şeydir. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, sakın erteleme. Yaşamayı sakın erteleme. Ben size dedim. O tipi Rafet'i boğar. Hatta o gerizekalının suratına da söyler. Neymiş, kapının önüne 3 tane adam koymuş. Zannediyor ki onu ölümden koruyacaklar. Ula tipi bu, tipi. Her tarafını arattım evime girmeden önce. Az kaldı diş ipiyle beni boğacak diye. Sen niye affettin ki onu Tufan abi? Ya da masa nasıl affetti? Ya ben o sırada masada değildim. Ayrıca adam haklıydı da yani ha. Ya adam şimdi de haklı. Soyaymış tipi Rafet. Bu affedilmez bir ihanettir Tufan. Masa üyesi masada öldürülür İdris Reis. Gelirsin masaya, koyarsın ihaneti ortaya, lider sıkar. Bu akşam tipiye olacağı gibi. Yok ya Cihan abi, yapamaz bunlar. İlla ki bir yolunu bulurlar, kurtarırlar arkadaşlarını. Evladım Kaya, bu sefer yoklama olursa ben tipiden yana kaldıracağım elimi. Oylama olacak bir şey yok. Kurallar belli, her şey ortada. Vallahi kuralları hatmetmişsin Cihan. Durup ortaya koyarsın. Ama bu kurallar bir gün senin başını yer. Demedi deme. Ben kurallara uyarım Tufan. Ayrıca artık masanın kontrolü tamamıyla Hızır'ın elinde değil. Bak bu durumda en kilit adam sen oluyorsun baba. Yaman Selman, Cihan abi Yavuz 4, Haşmet Behzat, İlyas, Tufan abi 4. Sen hangi tarafa dönersen o taraf kazanacak. Dedim ya evladım Kaya, ben reyimi tipiden yana kullanırım. Niye? Karşılığında ne alacaksın ki baba? Ya her şeyin karşılığında bir şey almak mecburiyetinde miyim? Bak, itibar her şeyden önemlidir. Bunu o sivri kafana sok evladım Kaya. Senin itibarın oğlunun bacağına sıktıklarında zaten yeterince sakatlandı baba.
oğlum, adamı niye gaza getiriyorsun? Senin meselen bitti de. Bitti. Doğru, bitti. Kırık bir kemik, incinmiş bir onurla bitti. Hem de sırf birileri öyle istiyor diye. Haksız mıyım Cihan abi? Tamamen haklısın Kayacığım. Dedikleri Hızır'ın son anda uydurduğu sahte bir söz meselesi bence. Sen baştan sona haklısın. Madem öyle Cihan Bey, sen kızını versene Kaya'ya. Böylece İdris de sizin tarafınıza geçer. 5'e 4, he? Gurur duyarım Tufan. Malum kızım Amerika'da yaşıyor. Tatile gelsin, tanışırlar. Tabii İdris Reis'ten böyle bir talep gelirse. Sağ ol Cihan Bey. Benim paçalılardan beklediğim senin gösterdiğin tavırdı. Yoksa bunun yuva kurmaya falan niyeti yok. Ben de zaten bu kadar malımı, mülkümü, itibarımı evladım Kaya değil, yeğenlerime, akrabalarıma bırakacağım. Belki olur da aklını başına toplar diye. Eğer ki sen öyle bir şey yap baba, senin cenazende o malları bıraktıklarını tek tek öldürmezsem şerefsizim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alparslan nerede? Bankların oradalar abi. Doktorun da orada mı? Doktor yok abi. Şahin Ağa'yla oturuyorlar. Hızır Ali, ben Tekinler'le konuşayım. Tamam enişte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya en sonunda o Rafet hainini boğmuş ha enişte. Boğmuş. Helal olsun. Alparslan babanın ölümüne el kaldırdı ya o Çiyan Rafet. O olsun ona. Olmasın olsun da Tipa'ya da olanlar oldu. Kim ne yapabilir Tipa abiye ya? Adam hainin kafasını koparmış, ne güzel işte. Kubilay'cığım, şimdi o oturduğumuz masanın belli kuralları var. Sokağa benzemez yani. Sokakların da kuralları var enişte. Vardır, vardır da aynı değil. Yo, neyse. Neticede o kurallar bizi bağlamıyor. Tipa da belli ki bizim gibi masadan kovuldu ha, öyle mi? Vallahi orası daha belli değil. Dayı dedi ki alın Alparslan'ın yanına götürün. Şahin Ağa ona iyi gelir. Yani buradan bir yere kıpırdamasın. Çünkü masada eğer yerini sorarlarsa İlyas bilmiyorum firarda diyecek. Yerini bilseler ne olur enişte? Dün geldiler buraya vura vura kendi adamlarını vurdular. Hiç kimse buradan birini alamaz. Eyvallah. Fakat o köstebek işi ne oldu enişte? Var mı bir gelişme? Var. Akşam siz operasyona gideceksiniz. Malum biz masada toplantıda olacağız. Siz masadaysanız biz kime operasyon yapacağız enişte? Bizim bütün hasımlarımız sizinle oturuyorlar malum. Vallahi olayın detaylarını Hızır Ali Alparslan'a anlatacak. Sonra enişte çenesini tutamadı demesinler. Ya enişte sen de her şeyi anlattın anlattın. Sonuca gelince çeneni tutacağın tuttu ha. Vallahi bundan sonra böyle Tekin'im. İçimizdeki hain ortaya çıkana kadar böyle. Gerçi biz kim olduğunu biliyoruz da delilli ispatlı ortaya çıksın ondan sonra. Peki, peki enişte. Madem bundan sonra böyle, biz de zamanı geldiğinde gerekeni yaparız. Bak ya. Ya Tekin'im, neyini anlamıyorsun?
Bahar'ı kastediyorum. Hızır Reis düşmez o tufaya. Düşmüş, düşmüş. Buraya geleceğimizi Bahar'a söylemiş. Yani bizden hariç bir tek o biliyormuş. Hakikaten mi diyorsun enişte? Şşş. Bak, benden bir şey duymadınız. Tipi abi. Aslında bu duruma ben sebep oldum. Yani Rafet benim aleyhimde bir oy verince sen bunu ihanet saydın. Abi keşke bir şey yapmasaydın. Ben zaten gereğini yapacaktım. Konunun seninle alakası yok Alparslan. Ben geç bile kaldım. Hızır bu işe ne diyor tipi? Aklınca Rafet sana ihanet etti. Sen de gereğini yaptın. Sana yapılan ihanet hepimize yapılmıştır diyor. Böyle diyecekmişim ki masadakiler canımı bağışlasın, beni öldürmesin. İstediği gibi konuşmayacağımı anlayınca da git dedi, bari ortadan kaybol. Beni buraya yolladı. Sen yaptığından pişman mısın? Asla. Senden çaldı diye mi yaptın? Asla. Ben olsam bana da aynı şeyi yapar mıydın? Asla. Sen kimseyi aldatmazsın. İşte burada sen aldandın. Her fani şaşar. Her insan hata yapar. Hatalardan ders almayan insanlar aynı hatalara tekrar düşer. Sen ateşte bu dersi almadın. O yüzden başına bu yine geldi. Bence artık insanlar beni aldatır mı ya da hangisi aldatır diye düşünmekten vazgeçip kimseye aldanmamayı öğrenmen gerekiyor. Öğrendim doktorum. Çok iyi öğrendim. Bu dünyada bir daha bir şey aldanmayacağım. Abi, müsaadenizle siz sohbet ederken ben kuzenle bir şey konuşacağım. Hızır Ali. Bir şey diyeceksen yüzüme söyle. Arkamdan hiç çevirme. Ya yok tip abi. Didem'le ilgili konuyu konuşma fırsatım olmadı ya. Kuzenimle bir anı konuşacağım. Bak o olur. Ben bu evliliği destekliyorum. Alparslan, sen de destekle. Peki abi. Önce bir dinleyeyim de. Didem'i severim. Didem çok iyi kız. Özlem'i de severdim. Rahmetli. Dido'yu da seviyorum. İyi kız. Hızır Ali elini çabuk tut. Bu Alparslan'la kaderlerimiz aynı Şahin'e. Çok üzülüyorum. İkimiz de sevdiklerimizi kucağımızda kaybettik.
Benden artık umut yok. Sen ona doktorluk yap. O daha genç. Gel Emin, gel. Gel otur. Merhaba abi. Merhaba kardeş. Emin, geçen gün annesiyle kardeşini kaybetti. Arpa Aslı'nın yazıhanesinin önünde. O Emin sen miydin? Başın sağ olsun. Dostlarımız var çok şükür. Onlar sağ olsun. Duydun mu ne dediğini? Duydum Şahin'e. Dostları var diye şükretti. Kayıpları var diye küfretmedi, şükretti. Bravo Dadaş. Bravo. Bütün dostların ölene kadar öyle devam et. Senin adına sevindim kuzen. Umarım çok mutlu olursun. Sağ ol. Şimdi gel gelelim asıl konuya. Ben deminkini biraz da Tipi abi için söyledim. Var mı bir şey? Var. Bizim Mikailler geçen Bahar abisine götürürlerken bu korkmazların yerini mekanını öğrenmiş. Babam da diyor ki herkes toplantıdayken Alparslan Korkmazların babasını öldürsün. Amcam gelmeyecek mi? Bilmem. Neredesin? Çorbanı sordum. Bir şey olmaz, içeriz. Akşama toplantı yapacakmışız ha? Tipi de mi gelecekmiş yani? Hızır onu göndermez. Neyse, akşama gidince görecek. Nereden bileyim ben? Ben gelmiyorum toplantıya falan. Ne demek gelmiyorum? Bacağımın durumu ortada baba. Siz şimdi sabaha kadar konuşacaksınız. Yok ihanetti, yok değildi diye. Ben bütün gece kapının önünde dikilemem. İyi. Arabada otur. Yeğenlerin otursun arabada. Bütün malları onlara bırakacakmışsın ya. Uşak bu sefer haklıydı. Malları yeğenlere bırakıyorsun. Bekçiliğini gaya yaptırıyorsun ha. Bu toplantıdan sonra sabah ilk işim notere gidip neyim var, neyim yok, yeğenlerime pay edeceğim. İyi tamam. Beni cenazende göremezsin. Evladım Kaya, cenaze benim ise nasıl göreceğim seni? İşte onu diyorum ben de. Eğer böyle bir şey yaparsan yüzümü bir daha göremezsin. Tufan, hele bir bak. Şu sıfata bak. Hasret çekilecek bir surat mıdır bu ha? La bari bugün çekişmeyin ya. Bir günde geçinin da. Hadi yağ çorban da gidelim. Yemiyorum. Ben de yemiyorum. Tufan hadi kalk gidelim. Bunun suratını daha fazla görmek istemiyorum. La ben daha çorba mı içeyim ya? Ya orada yersin. Hadi.
Efendim? Babam çıkınca Sinan gelsin demiştiniz. Bekliyor. Gelsin. Gel Sinan, otur şöyle. Ne yaptın? Kontrol ettin mi Façalıların evini? Ettim abi. 2-3 uşakla bıraktım çevreye. Takipteler yani. İyi. Beraber gideceğiz ama ben arabada bekleyeceğim. Şimdi Façalılar toplantıya tedbirli giderler. Evde birkaç kişi olur sadece. Gireceksiniz. Didem'i alacaksınız. Çıkacaksınız. Kızın gönlü var mı yoksa zorla mı alacağız abi? Ya Sinan, ben içeri giremiyorum. Nereden bilecek kız benim için gittiğinizi? Yoksa tabii ki gönlü var. Ha. İçeri girecek adamlar bizim hemşehrilerden olmasın. Bir aksilik durumunda kendimizi açık edip rezil olmayalım. Yok abi, hiç tanımadığımız adamlardan seçtim. Seni bile bilmiyorlar. İyi. Çıkarız birazdan. Biz Ceylan'la çıkacağız birazdan. Onay aldınız mı? Bir problem yok Fıstık. Sen işini bitir. Yaman. Evet dediler mi? Dediler diyorum sana. Tamam, kapatıyorum. Cevat, sen bize gelmiyorsun. Babamla işiniz var. Nasıl dersen abi. Ne işi var Hamdi babanın? Seko ile çalmaya gideceklermiş. Şoföre ihtiyacı varmış. Cevat en nişancı çocuklardan. Ne diye hırsızlığa şoför gönderiyorsun ki onu? Başka adam mı yok? O toplantıda ne olacağı belli değil Yaman. Toplantıda ne olacağı gayet belli Yavuz. Tipi ölecek. Çıkalım mı abi? Çıkın siz. Ben geliyorum. Arabanın arkasındaki uzun namluluğu al. Kış bahçesine gel. Tamam abi. Hamdi baba, onlar buraya geliyorken biz de onlara dair bir yere mi gitsek? Aklında neresi var? Vallahi bir yer yok Hamdi baba. Ama herkes toplantıda. Hızır'la Alparslan da zaten burada ölecek. Sabaha kadar her yere gireriz. Aferin lan it. Hırsız pisliğin içinde bir altın buldu mu? Bir ömür o pislikte altın ararmış. Baba, siz yine de burada durmayın. Yok illa içeride biri olsun. Burayı dolu zannetsinler diyorsan Seko gitsin senin koltuğunda otursun. Ben Seko'yu kimseye yedirmem Yaman.
O iş için senin itlerinden birisini feda et. Cevat'ı karşıda bir yere yerleştireceğim. Onlar buraya girerse kaçırmaz. Yok, eğer girmezlerse ölmezler. Peşin peşin söyleyeyim. Onlar buraları didik didik ararlar. Kendilerini öldürtene kadar beni ararlar. Sen rahat ol. İki gündür ihanet eden birilerinden bahsediyorlar Şahin abi. Ben buradaki çoğu insanı yeni tanıdım. Hepsi de çok güzel insanlar. Bunlara neden ihanet eder ki bir insan? Hain kuşa benzer. Gölgesini avı zanneder. İhanet eden insan nereye bakarsa baksın kendini görür. Yani bir şey gördüğü yoktur. Kördür. Hırs, para, şan, şöhret, güç, kudret insanı köreltir. Alçağın düşmanlığı yüksekliğedir, eminim. Bir ihanet varsa bir alçak vardır. Yemek vakti geldi herhalde eminim. Şahin ağa. Tipi abi yok. Nasıl yok? Her yere baktık. Yok. Toplantıya katılmıyorsun diye biliyordum. O yüzden bir şeyler hazırlatmıştım. Başka bir işim var. Tamam. Bir şeyler atıştırıp öyle git istersen. Acelem var. Toplantı bitmeden halletmem gerekiyor. Bu Orhan sana lazım mı? Yok. Onunla bir işin mi vardı? Suat İstanbul'da yeni. Orhan gideceğim yeri biliyor. Yavuz'un mekanını mı kastediyorsun? Benim bir işim yok. Siz gidin, ben buradayım. Sana afiyet olsun. Ne o İlyas? Tipi abinizi kurtarmak için kaçırdınız mı? Sandalyesi niye boş? Açıkçası herkes sabaha kadar Tipi abiyi aradı. Ama masada infazı için değil, yanlış anlaşılmasın. Merak edildiği için. Niye yanlış anlamayalım? Masa üyesini öldüren infaz edilmiyor mu? Yapılması gereken de o değil mi İlyas? Ya ediliyor, edilmiyor. Adam burada yok. Şimdi onu temsilen birinin kafasına sıkacak değiliz herhalde. Neredeymiş peki? Ablasının gönlü rahat etsin diye haber göndermiş. Ama buradaki bazılarının işine gelir mi bilemem. Sen söyle abi. İşimize gelir ya da gelmez. Alparslan'ın yanına gitmiş Yavuz.
İstiyorsan toplantıdan sonra bir git bakalım, orada mıymış değil miymiş. İyice çivisi çıktı bu işin ha. Burada ihanet eden kalkıp Alparslan'ın yanına gitsin. Masanın ne anlamı kaldı? Benim merak ettiğim tipi burada olsaydı sen gereğini yapacak mıydın liderim? Tipi yanlış bir şey yapmamış. Ondan çalanı boğmuş. Aynı şeyi ben de yapardım. Hadi oylayalım. Tipi haklı bulanlar. Daha önce de söyledim sana Edirs Reis. Burada oylayacak bir şey yok. Ayrıca kendisi gelip savunma yaparsa liderin başka bir yol gösterme ya da yaptırım uygulama yetkisi de var. Ama tipi buradan kaçarak bir kez daha haksız duruma düşürdü kendini. Şimdi arkadaşlar, şartları ve durumları kişilere ve yerlere göre değerlendirmek lazım. Tamam. Anladık, hepimiz kuralları biliyorum. Ama şimdi bu tipinin sağlığıyla ilgili ve daha önceden yakın olan birinden yadığı kazıkla ilgili bir kuyruk acısı var. Yani bunu göz ardı etmeyelim. Etmeyelim Tufancığım. Gelsin buraya. İtiraf etsin. Ben deliyim, raporum var. Canımı sıkanı öldürürüm. Kimse bana hesap soramaz desin. Liderimiz de delidir, ne yapsa yeridir der. Masamızdan kovarız. Sonra başka birini koltuğa oturturuz. Arkadaşlar, isteğiniz üstüne toplantı koydum. Bir araya geldik. Kıymetli fikirlerinizi ilettiniz. Biz de dinledik. Ama malum aradığımız şahsa ulaşılamadığı için toplantı bitmiştir. Tipi abi, Tipi abi. Kusura bakmayın dadaşlar, geciktim. Ben kurallara bağlı biriyim. Kravatımı unutmuşum. Onu hallederken geç kaldım. Tamam Hızır Ali. Kapıyı kapatabilirsin. Söyle Hızır Ali, dinliyorum. Baba, Tipi abi geldi. Nereye geldi? Toplantıya geldi baba. İçeri girdi şimdi. Lan bir adama sahip çıkamadınız mı? Baba ne yapacağız? Bir şey söyle. Tipi abi şimdi içeride öldürdüler. Ölsün lan. Ölsün Allah delisi. Ölsün. Kızım, sen hisli bir kızsın.
Bu akşamki toplantıdan ne netice çıkacak sence? Vallahi Emine abla, dün kötü şeyler hissettim. Ama inşallah iyi olur. Yani hayır olsun, ne diyeyim? Nasıl kötü şeyler? En son annem ölmeden önce böyle kötü şeyler hissetmiştim. Allah rahmet eylesin. İşte çilemiz. Annenin de bizim gibi çok çileli hayatı olmuş, garip. Babam mı anlattı? Yok. Haşmet çok konuşmaz böyle konuları. Annemle ilgili şeyleri sen kimden duydun ki? Daha seni tanımazken Ebru'ya sormuştum. Bu kız kimdir, annesi nasıl biridir diye. O da araştırıp söylemişti, sağ olsun. Ebru nereden öğrenecek ki? Okul arkadaşlarından birini mi bulmuş ne? İşte onlarla konuşmuş, anlatmış da işte. Emine abla, ben hiçbir okul arkadaşıma aile içi durumumuzu anlatmadım. Nasıl anlatmadın? Anlatmadım. Herkes babamın trafik kazasında öldüğünü bilirdi. Yani bizimle ilgili başka kimse bir şey bilmezdi. Yok kızım. Bütün detaylarıyla anlattı. Rahmetli annen sana hamileyken Haşmet'in önüne atlayıp vuruluyor. Sonra hastanede sana hamile olduğunu öğreniyor. Seni yalnız başına büyütmeye karar veriyor. Bir dakika şimdi. Bu söylediklerini bilen tek bir kişi var. O da Bahar ablam. Ebru nereden öğrenecek ki? Abi bizim uşaklar şurada. Dediğim gibi kıza hiçbir zarar gelmeyecek. Ama içeridekilerle çatışma çıkarsa şahit bırakmayın. Herkesi öldür. Uyuşkanlı olursa sonra düzeltmek zor olur Kaya abi. Sonrası yok Sinan. Ben ne diyorsam onu yap. Mikail'in dediği ev burası baba. İçeride ışıklar yanıyor ama herhangi bir hareketlilik yok. Bu Korkmazlar'ın babası yaşlı bir adam. Ne hareketlilik olacak Tekin abi? Bir köşeye sinmiş, çaldığı paraları sayıyordur. Diyorsun abi. İyi, git bir bak bakalım. İçeride tuzak var mı yok mu? Onu da görürüz Kubi. Olur abi. 5 dakika daha bekleyelim. Hızır amcam gelmezse gireriz. Thank you.
Ceylan Hanım, ben Bahar'ın itiraf edeceğini düşünmüyorum. Müsaade ederseniz sorgulamak için buradan götürelim. Konuşursa götürürüz. Konuşmazsa cesedini taşıyacak halim yok. Hızır kendi pisliğini kendi temizlesin. Hızır burada yok. Onun için gelmedim. Seninle konuşacaklarım var. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Lütfen hemen terk edin burayı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Telefonumu verir misin? Sakladığın bir şey mi var? Birini mi arayacaksın? Evet, arayacağım. Hızır'ı arayacağım. O şimdi meşguldür. Ama seni kurtarması için birini arayacaksan arayabilirsin. Şu anda kurtulmak istediğim tek şey sizin bu saygısızlığınız. Bahar, artık numara yapmayı bıraksan da gerçekleri mi anlatsan? Benim size anlatacak hiçbir şeyim yok. Surları, kaleleri, şehirleri ve hatta ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir. İçindeki hainlerdir. Başına gelenler hangimizin başına gelse emin ol seninle aynı şeyi yapardık. Bir masa üyesi bir diğer masa üyesinin parasını çalıyorsa bu ihanettir. İnfaz edilir. Tabii buradaki sıkıntı Tipi abi kafana göre gidip Rafet'i boğman. Ha eğer böyle bir şey yapmasaydın da Rafet buraya gelseydi masada sonuç değişir miydi? Değişmezdi. Yanlış mı? Doğru tabii canım. Başka ne olacaktı? Hırsızların sonu belli. Bir dakika, bir dakika.
Rafet'in benden çaldığını nereden çıkarıyorsunuz? Abi, dedik ya, dün gece ele geçirdiğimiz şerefsiz bir sürü şeyle ilgili öttü. Hani sonrasında dedi ya, Rafet tipinin parasını çaldı diye. Rafet benim bilgim dışında hiçbir şey yapmadı. Ben ona al dedim Rafet. İstediğin kadar al. Şimdi burada gerçekleri söyle ki insanları zor durumda bırakma. Ben kimseyi para için öldürmem Haşmet. Ortada bir ihanet falan da yok. Canım sıkıldı. Bile isteye masa üyesini öldürmenin sonuçlarının farkında olarak gittim. Rafet'i boğdum. Bunun neyini konuşuyoruz? Ben kurallara uymadım. Şimdi siz uyun. Bu arada İlyas, senin gibi şerefli bir liderin elinden ölmek benim için ayrı bir mutluluk. Ula tipi, bak dönecek safhaya geçiş. Bir dur da bir geri gel. Bir dakika. Bir dakika. Eli öpülecek adammışsın Tipya. Senin için burada delidir, ne yapsa yeridir diye konuşuyorduk ki sen geldin. Ben deli değilim, delikanlıyım dedin. Helal olsun. Adam gibi adammışsın. Evet İlyas. Adamlık sırası sende. Tipi abinin isteği senin için emirdir. Tipi abi, seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim. Bunu bil. Yes.
Hazır. Niye geldin? Niye buradasın? Senin için geldim Tifi. Ha sen. Ha İlyas Hazır. Sıkın bitsin gitsin. Kural kuraldır. Doğru. Kural kuraldır. Beyler. Masanın 14. kuralına göre masada liderlik etmiş biri, masanın üyelerinden birisi için hayatını ortaya koyabilir. İlyas, tipi için yapman gerekeni bana yapacaksın. Anlamadım abi. Yapman gerekeni yap İlyas. Belli ki Bahar bu Hamdi Korkmaz'a geleceğimizi haber uçurmuş baba.